Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Keyfiniz yerinizde mi? Her şey yolunda mı? 2021 yılına hep beraber hoş geldik. Evet, çok değerli eşim Zeynep Ceyhan. Merhaba herkese. Günyar Öztürk, Vege Sınıfların Başkanı. Akademimizin Simya Bölümünün Başkanı. Esra Tülbentçi, simyacımız. Hep beraber bir sohbetimiz olsun dedik. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyfiniz yerinizdedir inşallah. Bugün 2021 yılındaki olumlu olumsuz olayları çok konuşmak istemiyorum bir canlı yayında. Zaten Billur Kalkanan'la yapmış olduğumuz, direkt olarak Billur TV'de yapmış olduğumuz yorumlardan 2021 yılına genel yorumlarını, genel değerlendirmelerini yaptık. Sürekli aynı şeyleri açıklamaya gerek yok. Zaten ayın 6'sından 7'sinden itibaren, ocağın başından itibaren Mars'ın bu bölgeye geleceğini, burayı aktifleştireceğini, Amerika'daki olayları görüyorsunuz. Zaten hepsini daha önce söylemiştik. Yani onları yeniden söyledik, öğrettik demeye gerek yok. 1 Nisan'a kadar bu Mars'ın Uranüs'le beraber yapacağı etki, günler ne dersin? Arkasından Jüpiter'le, Satürn'le, kareleriyle beraber baya baya ilginç olgulara ve olaylara sebebiyet verecek. 1 Nisan'a kadar göreceğiz. 2021 dünyada isyanların, otoriteye karşı mücadelenin çok fazla olduğu ve insanların fazlasıyla özgürlük arayışında olduğu bir dönem, bir yıl. Ve bunun yanında tabii ki ekonomik sistemlerde değişimler olacak. Bu Covid hemen bitmiyor. Daha önce de söylemiştik. 10 Nisan'a kadar bunun etkilerini zaman zaman çok yoğun göreceğiz. 10 Haziran'dan sonra bu etkiler muhtemelen bu mutasyonlarla biraz olsun yavaş yavaş çekilecek ama tamam, bu karışıklıkları yaşayacağız. Zor bir yıla girdik ama hayatımızda iyi şeyler de olacak. İnsanlar daha özgürleşecek, insanlar daha bağımsızlaşacak. İnsanlar ne istediklerini daha iyi bilecekleri bir döneme girecek. Ama bizim bugün hep beraber akademimizin simyacısı Esra Başkanım, Esra'nın yapmış olduğu çok özel bir çalışma var. Ve bu çalışma çok önemli bizim için. Çünkü gerçekten simya önemlidir. Simyayı hep beraber konuşacağız. Hep beraber burada hepimiz astroloji, parapsikoloji ve simya ile ilgilenen kişileriz. Bir de biraz da bazı bilgileri düzenlememiz gerekiyor. Çünkü Instagram'da veya Facebook'ta her önüne gelen ben astroloğum diye bir şeyler açıyor. Ondan sonra yalan yanlış bilgilerle o taşı kullanma, bu taşı kullanma, şu şöyle öldü, böyle yaşadı. Ve biliyorsunuz biraz böyle ne diyeyim, halkımız yeterince bilinçli olmadığı için de insanlar o ne olduğunu bilmediği, yani astrolojik geçmişlerinin ne olduğunu bilmediği arkadaşların bilgilerini doğru zannediyor ve bize pek çok soru geliyor. Şimdi bizim okulumuzun çok değerli hocalarından Esra Tülbentçi, Zeynep Ceyhan hocamız, Günler Öztürk hocamız ve ben Oğuzhan Ceyhan size çok özel bir şey tanıtacağız. Bunlara son nokta koymak için. Çünkü o arkadaşları da o hala takip ediyorsanız o Instagram'daki şu taşı kullan, bu taşı kullanma diye. O arkadaşları biraz bir Latince bilgileri var mıymış? Cornelius Agrippa kimmiş? Epistel Devi kimmiş? Aleister Crowley neymiş? Yani Kabanizm neymiş? Biraz bu taşların doğası, simyasal çalışmalar neymiş? Bunlarla ilgili ya bizi takip etsin, cahil cahil konuşmasınlar ya da bu dediğimiz kişilerin çalışmalarını takip etsinler. Biraz da bilgileri olsun. Evet Esra, çok özel bir şey imza attın. Aslında sen imza attın. Birlikte imza attık. Ve ben bundan dolayı çok mutluyum. Çok özel yüzyıllardan beri eskilerin bildiği, o kürtistlerin bildiği gizemli belli çalışmalar var değil mi bu simya ile ilgili? Yani burada Mana Orbus var. Mesela ilk Mana'yı Türkiye'de gerçekten üreten bizim okulumuz. Mana, altın, mutlaka Mana Orbus üretti. Yani bunu konuşan belki hani olmaması imkansız, öyle diyorum ben. Öyle bir şey hani tabii söylemek çok hoşuma gitmiyor ama keyifle bunu araştıran, göksel zamanları belki doğru kullanan bitkilerle, minerallerle, metallerle zamanın her şey olduğunu belki anlatan ya da bunu söyleyen, rahatlıkla açık açık söyleyen
Evet. Bizler olabiliriz. Bizler olabiliriz. Çünkü bizler bunları yaparken senin cadı mahcen var. Ben bunu biliyorum. Evet, beraber inisiye ettik. Beraber inisiye ettiğimiz, evet. Hep beraber kurduğumuz. Taşlarını dizdiğimiz. Taşlarını dizdiğimiz. Çünkü hermetik felsefe. Aslında hermetik felsefede bir yapı var. Benzer benzere iyi gelir. Evet. Benzer benzeri çeker ve benzer benzere iyi gelir. Ve etrafımızda gördüğünüz natura, naturi, hayat canlıdır. Yaşam canlıdır. Gaya. Gaya dediğimiz gezegen canlıdır ve biz bu gezegenin birer parçasıyız. Herkes biliyor mu arkadaşlar? Ses sorunu yok değil mi? Şimdi burada eski simyacıların gizemli bir meselesine yeniden aslında Esra bizlerden de bilgi alarak icat etti. Ben size bir şey göstermek istiyorum. Bu çok önemli bir şey. Çok önemli bir parça. Zeni yaklaştır. Gel. Ne olduğunu. Bak bu çok önemli bir parça. Bu arkadaşlar çok özel bir çalışma. Bu nasıl yapıldı Esra? Tam dökümü nasıl yapıldı? Evet. Bu Baba Esra bizim Esra Başkan'ın markası. Akademimizin simya kolunun markası aslında. Evet. Aslında o benim kullandığım, hani normal hayatta kullandığım bir isim. Yani bu aslında benim kapım yani. Benim gökyüzüne açılan kapımı sembolize ediyor Baba Esra ismi. Sonra da marka oldu. Şimdi bu önemli, gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de olur. Tamam, bu çok özel bir parça. Ve evet. Her zaman simyacılar önemli göksel zamanlarda önemli şeyler üretmişler. Yani bu metallerin enerjisini, yani gökyüzünün enerjisini metallere aktarmışlar. Tibet çanaklarında da mesela evet, vardır. Evet. Dolunay günü özel, dökülen çanaklar özeldir. Özel göksel kombinasyonlarda özel çanaklar yapılır. Hı hı. Bu da o gün yani gözle görülebilen sınırını, bizim bedenimizdeki sınırı, bizi kısıtlayan yerleri, aynı şekilde doğru, bize öğreten yerleri de temsil ediyor. Ve bu kurşunla sembolize ediyor. Cumartesi günüyle evet, bağlantılı. Taşlardan safirle bağlantılı. Safir ve kaplan gözü, lapis. Mesela o safir için bana bir şeyler gönderdi. O kadar üzüldüm ki zaten yazının dili çok olumsuz. Yani ben kimseyi iyileştirmek istemiyorum. Ama bilgi sahibi değiller. Bunlar iyileştirmek için varlar bizi. Yani o söylem hoş gelmiyor. Alırsın işte git takmayın ölürsün. Belki bu prenses dayanalım. Safir yüzüğünden mi çıkıyorlar yola? Nereden çıkıyorlar? Ama prenses dayanalım safir yüzüğü onu, diye. Ona gelene kadar haritasına bir haritasına bakmak lazım. Yani onu söyleyen arkadaşımız... Bilgi defalarca inceledim. Onu söyleyen arkadaşımız bizim birinci sınıfımıza devam etmediği için. Evet. Ondan dolayı Argol yıldızının boyun kıran olduğunu... Ve onun prenses Diana'nın safiriyle alakası gitmiş. Yok. Galiba ses gitmiş. Bir kısa süre önce sözünüzü böldüm. Kusura bakmayın. Ne zamandan sonrası duyulmadı bilmiyorum ama galiba Esra'nın söylediklerinde ses orada gitmiş. Ha. Ben belki o oraya olsun acaba dönerek konuştuğum için. Yok ama ses evet. Şimdi geliyor mu sesim? Düzgün şimdi geliyor mu? Sesimiz düzgün geliyor mu? Esra'cığım baştan şimdi, alabilirse. Bu yıl 21 Aralık'ta biz çok özel bir kavuşum yaşadık. Jüpiter ve Satürn kavuşumu, Betlehem, Sabit Kıran kavuşumu aslında. Evet, 21 Aralık'ta 21 yaşadık. 21 Aralık 2020'de yaşadık. Evet. Bunu bizler, yani biz şu anda bu yaşlarda olanlar, belki yeni doğanlar, belki başka türlü kavuşumlar görecekler ama biz bir daha böyle bir kavuşum görmeyeceğiz. En azından
çok uzun yıllar boyunca 0 derece Kova burcunda böyle bir kavuşum olmayacak ve çok özel bir enerji barındırıyordu. Gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de o var. O enerjiyi metallere simyacılar aktarır arkadaşlar. Evet. Aslında her şeyin benzeri kokuların, renklerin, madenlerin, elementlerin, taşların, bitkilerin, hepsinin hayvanların gökyüzünden yeryüzüne yansıyan bir yansıması var. Mutlaka. Evet. Bir eşi var. Bir eşi var. Biz de aslında gökyüzündeki o bilgileri somutlaştırarak kişiye özel bir şekilde Esra tasarlamış bu özel şekilde. Onu anlatıyor şimdi. Bu 21 Aralık günü tasarladığın. Evet. O günkü kavuşumun enerjisini aslında bu bir Oğuzhan Hocam'la konuşuyoruz. Ne diyoruz? Buna bir ben buna enerji kapsülüm. Yani ben bu pandülleri ilk başta tabii başka bir amaçla başladı ama sonra o artık adına ne dersek anamnesis mi diye o bilgiyi hatırlamak mı değil. Benden gelen öyle bir bilgi var içerideki, o çıktı dışarı. Anamnesis dediğimiz evet. Yani bilinç dışından bilme dediğimiz onlar aslında bir pandül değil. Yani evet. Tabii ki bir pandül ama şimdi bunu biz bir pandül olarak görmüyoruz. Bu biz aslında aura generator yani aura generator. Generatör. Yani bir şekilde o enerjiyi o kişinin doğum haritasındaki eksik olan enerjiyi tamlayıcı. Güçlü olanı, yüceltici, o ikisini birlikte beraber bir haritayı aldığım zaman elime zaten o başka türlü şeyler de geliyor. Hani ne gerekiyorsa onu yüceltmek veya bazı şeyleri düzenlemek için bu bir şey gibi, pil gibi aslında. Evet, yani evet. Bir jeneratör gibi. Aura jeneratörü. Evet. Herkesin doğum haritasına göre özel tasarlanan bir yapı. Yani pandürün içeriğinde de hangi gezegenin elementi olacak yani işte kalay mı, kurşun mu, bakır mı, pek çok element var. Seninki var mesela bir tane evet. Şiva. Evet. Herkesin doğum haritasına özel. Benim şöyle göstereyim. Artı üzerindeki sembollerde üzerinde kullanılan taşlarda. Şimdi burada tabii Plüto'nun sembolü var. Çünkü benim haritamda MC'de Plüto var. Haritamda baskın olduğu için biz bu sembolü seçtik. Bu Plüton'un sembolünü seçtik ve ortaya da bir taş koyduk. Aynı zamanda arkasına da taş koyduk. O da Venüs'ün iyileştirmek. Tamamıyla evet. Ön tarafta Venüs'ün iyileştirmek için, arka tarafta ise Satürn'ü iyileştirmek için ve taşları da tabii ki size özel olarak seçiliyor. Her şey size özel olarak seçiliyor. Esra'nın da söylediği gibi güçlü olanı yüceltmek, zayıf olanı da güçlendirmek için. Bunun bir şeyi yok. Yani klasik bir yapısı yok. Sen terazi burcusun, üzerine zümrüt koyalım, işte oğlak evet. Burcusun, safir koyalım gibi evet, bir şey. Evet, yani böyle basit yok. Bir bakış açısı yok. Evet. Tamamıyla kişiye özel. Yani nasıl haritalarınız size özelse, bunlar da size özel olmalı ki üstünüzde taşıdığınız zaman, hatta şöyle kolye şeklinde tasarlıyor Esra bunları. Yani evet. Kolye şeklinde taktığınız zaman da içinizde, teninize değdiği zaman da tamamıyla auranızla bütünleşip o enerjiyi aslında aktive ediyor o teninizle bir bütün olduğunda. Dolayısıyla amaç bu. Tabii ki pandül kullanmak, bunun bir tekniği var. Oğuzhan hocamızın öğrettiği bir teknik var. Hem simya derslerinde daha önce öğretmişti, hem şimdi Valhalla sınıfımızda öğretiyor. Belki bununla alakalı ufak bir bilgilendirme az sonra gelecektir. Yani pandül kullanmak başlı başına ayrı bir konudur. Kişiye özel pandül kullanmak tabii ki çok özel bir şeydir. Şimdi o zaman okült bir pandül kullanımı anlatayım mı size? Evet. Şimdi dışarıda ve piyasada pek çok pandül kullanımı ile ilgili bilgiler olabilir. Ama yani gerçekten bir enerji jeneratörü kullanmak, yani aura jeneratörü şeklinde bir pandül kullanmak biraz farklı bir çalışmadır. Bunun için ciddi bilgiler gerekir ki eski Yunan'da ve eski Roma'da bu konuyla ilgili çok bilgi vardır. Yani alşeminin çıktığı simyada, eski Mısır'da, Koptik yazıtlarda, Latince yazıtlarda, Sanskrit yazıtlarda çok fazla bilgi vardır. Şimdi bu pandülümüz birincisi Shiva sınıfı değil mi? Evet. Bu pandülümüz bir Shiva sınıfı pandül olup arkadaşlar. Bu çok kuvvetli bir pandül. Esra Başkan, pandül nasıl yapıldı ve ne zaman şey yapıldı? Bu özel bir Shiva, çok değerli bir pandür, mücevher diyebileceğimiz bir pandür. Yani klasik böyle bir pandür demiyoruz biz buna.
Bunda ne var o başka? Zeynep hocamıza aslında özel. En evet. özel olanı da hani yani maliyetinden veya üzerinde kullanılanlardan ziyade özel kılan aslında kişi özel olmasıdır. Sende çalıştığı gibi bir başkasında çalışmayacak. Tabii. O yüzden o çok evlenmesini tercih ediyoruz. Hani bunu alıp da herkesin kişi özel. Çok rahat görmeyeceksiniz tabii. Yani bir kristal aldığınız gibi veya yıkamanız zaten gerekiyor. Zaten doğal taşlara daha çok yarı evet. değerli taşlar için evet. bir evet. şeydir. Ama öyle. Zümrüt gibi veya işte altın gibi bunlar çok şimdi, fazla. Şimdi tabii ki bu bir sınıf. Kişiye özel. Tabii. Bu Shiva sınıfı ama Zeynep Hoca'ya özel yapılmış evet. bir pandur. Onun için özel bir zamanda. Özel bir zamanda yani kişinin doğum haritasına göre özel döküm yapıyor. Bunu Ermeni ustalar yapıyor değil mi? Evet, çok, nasıl çok, yapıyorsun? Çok biraz anlatsana çünkü Türkiye'de çok zor iştir yani. Bu arada Rose Diamond istek göndermiş canlı yayına katılmak için. Bilmiyorum hani öyle bir şey belki aslında. Biraz sonra yapabilir. Belki onlar da düşüncelerini çok üretici arkadaşlarımız, yardımcı olan arkadaşlarımız. Çünkü böyle bir şeyi normal standart bir İşte şu zamanda üreteceksiniz. Ama biz çok güzel sohbet ettik. Şimdi kurşun diyorum. Kurşun deyince, kalay deyince kuyumcuların tüyleri diken diken oluyor. Çünkü oraya diyor ki olmaz olmaz mümkün değil. Nasıl kalay kuruyorsunuz? Kurşun nasıl yani? Şimdi onlar da hatta yakında astrolojiye başlayacaklar. Yani o hepsinin haritalarını ben inceledim. Süper. Bununla ilişkili olan herkesin haritasını bunu inceledim. Yapan kişinin öyle. Haritası da önemli. Esas, birincisi oydu. Müthiş yani Kapalı Çarşı'nın herhalde diyorum en naif, en cici ustası bu pandülleri yapan. Kulakları çınlasın ona da selam gönderiyorum buradan Ali'ye. Şimdi bunun içerisinde Zeynep hocamızın doğum haritasına göre seçilmiş metaller var. Evet, senin elinde kalsın bu değerli pandül. Kardeşimiz. Full bir pandül. Güneşi sembolize eden altın. Ayı sembolize eden, ayla bağlantılı olan gümüş, Venüs'le bağlantılı bakır, Mars için demir, Jüpiter için kalay, Satürn için kurşun var. Ayrıca Venüs'ünü iyileştirmek için hem pırlanta odaklıyor aşağıda, hem zümrüt. Arka tarafında da tenine değen yerde onu kimse görmüyor ama evet, arkada o biliyor ve taşıyor. Evet, safir bir var. Safir var. Çünkü bu arada hani o Zeynep Hoca'ya da her şey koyulmuş. Adı da Shiva'dan başka bir şey olamaz. Aslında öyle değil. Şöyle yani hakikaten doğum haritamı bilenler, bazı öğrencilerimle paylaşıyorum. Onlar anlayacaktır evet. neden olduğunu. Yani hem Güneş Jüpiter karesi var. Evet. Hem Venüs Satürn karesi tabii, var. Onu da koyalım dedik. Hem Mars Jüpiter karesi var. Hani Ay Plüto karesi var. Var da var yani. Venüs Akrep. Venüs Akrep yani bunlardan dolayı da biraz maliyetli oldu. Kareler eşittir maliyet. Ama da okültizm. Yani bence onun altında da pırlanta var. Evet evet. Altında pırlanta. İşte kareler iyileştirmemiz için varlar. Karelerinizi fark edeceksiniz. Küçük bir anekdot geçeyim. Evet. Kareler bir insanı hiçbir zaman eksik yapmaz veya hayatta geri kalmanızı sebebiyet verecek, sizi daha aşağı çekecek yapılar oluşturmaz. Karelerinin farkında olan insan hayatta en büyük ilerlemeyi kaydeden insandır. Ben derslerde her zaman söylerim. 120'likler insanı çok tembelleştirir ve hayatta savunmasız bırakır. Çünkü hayat sana onunla alakalı bir parkur hazırlamamıştır. Ve sen zorluklarla nasıl baş edeceğini bilemezsin. En küçük bir zorlukta yılabilirsin. Bazen çok genişlik ve rahatlık verir. O yüzden karelerimizin farkında olarak hem beynen bir farkındalık geliştirerek hem de böyle bir takım simyasal çalışmalarla destekleyerek çok iyi noktalara ulaşabiliyoruz. Zaten farkındalığı olmayan insana pandülün de bir faydası olmayacaktır. Sadece alıp takmış olacaktır yani. Eksik enerji ne? Şimdi insanlar hep şans, uğur, mutluluk peşinde. Eksik evet. enerjini tamamlamadan ne şansı, ne mutluluğu, ne uğuru. Hı-hı. Hepsinin bir hak edişi olması gerekir. Bunlar aslında bu enerji jeneratörlerinin en önemli özelliği. Neden kuyum vardır? Neden pırlanta önemlidir? Neden safir önemlidir? Neden yakut önemlidir? Neden zümrüt önemlidir? Bilinç dışında insanlar bilmeden eksik enerjilerini kapatmaya ona çalışır. Çekilirler. Ona evet, çekilirler. Doğru. Venüs Satürn kare ve karşıtı olan, Venüs Satürn sorunlar olan kişiler
çoğunlukla pırlantaya çekilirler. Hı-hı. Veya safire doğru çekilirler. Mars'ta sorun varsa yakuta doğru çekilir. Çünkü yani Gaia, Anima Mundi dediğimiz yani evrensel ruh veya yapıda şu vardır. Eksik enerjiyi tamamlamak için bir şeye doğru çekiliyorsun. O altın olur, gümüş olur, tanzanit olur. Ama mesela senin şey, yüzüğün bak. Mesela senin yüzüğün. Evet. Bu bir Tanzanya zümrütü. Ve siz bana getirdiniz. Evet. Ben bir Tanzanya zümrütü. Tabii, tabii. Şerif Bey oradaysa hatırlayacaktır. Ben Tanzanya zümrütü istiyordum. Ama istememe gerek kalmadı. Valla Hakan Bey reis kuyumculuktan buldu bu de. Tanzanya zümrütü. Evren gönderdi. Evet. Mavi yeşil. Evet. Senin ihtiyacın olan. Mesela Kolombiya zümrütü de işe yarar ama sende daha Tanzanya. Görür görmez dedim zaten bu Tanzanya zümrütü. Çünkü Venüs'ün akrep, Merkür ve Mars'ta böyle çalışır. Mars'ta problem varsa çok dikkatli yakut kullanılması gerekiyor. Hataları engellemek için. Bazen ağır gelebilir çünkü. Mesela benim Mars'a düşüp gideyim bir yakut alayım takayım. Yani böyle bir yapı yok. Mesela Satürn'ün... Aslan burcunun gidip hepsi sarı altın olsun. Bazen diyorum ki aslan. Uğursuzluk getirir. Dolunay doğumlu ve tutulma doğumlu bir hanım dedim ki kesinlikle gümüş. Tabii. Kesinlikle gümüş yani. Tabii. Zaten altının fazlalığı problem yaratıyorken bile gidip altın yüklemesi yapmak. Bunlar çünkü yaşayan elementler. Yani bunlar tamamen açılarıyla bağlantılı. Geçen gün derste anlattım ya. Neden aslında olimpiyatlarda eski Yunan'da veya eski Latinler'de üçüncü olmak, birinci olmaktan... daha önemlidir. Eskilerde bir şey vardır. Herkes hep birinci olacağım diye uğraşır ama simya ile uğraşıyorsanız bu işin çok derinleri vardır. Gümüş 2'dir. Çünkü gümüş 2 numarayı temsil eder. Ay duygusal değişiklikler. Bronzun içinde ne var? Aynı şeyi düşünüyorum. 6 güneştir. Ego yapar. Ben yapar. En öndeyim der ama herkes onun peşine gider. Ama 3. Jüpiter ve Venüs'ün kavuşumudur. Bronzdur. Evet. Bakırla karayın kapışımı aşk getirir, para getirir, cinsellik getirir, uğur getirir. İki tane ince şey var zaten. Hayal başka hepsinin arasında değil mi? Ama o kadar gizlenmiş ki bak bile dememişler Jüpiter Venüs. Yani sen birinci olunca Jüpiter Venüs olmuyor, altın oluyor, egoyu. O bireye sınav veriyor. Zaten aslında duygusallık var. Ay her şeyi karman çorman ediyor. Bizi perişan ediyor. Zaten aslında tüm hayattaki varlıklar da veya edinilen başarıların altında da bir sınav vardır. Evet. Ego sınavı her zaman. İşte aslında bolluk ve bereket içinde olmanın da vebali çok büyük. Şimdi bu denge çok önemli. Büyük sınav. Denge önemli. Çok büyük sınav. Bereket, güzellik, denge evet. Önemli. Güç. Her şeyin fazlası çok büyük sınavlar yani. Tabii. Peki neden güç var bunlar bak? Güç, Plüto. Çünkü Plüto. Trump sınavı işte, büyük. Trump çok güçlüydü, o aşağıydı. Evet. Sırada Biden var. Şimdi Amerika hep biri oynamak zorunda, ikiye oynayamaz ki. Hep biri oynamak ama her zaman başı belada. Yani bir sen her zaman büyük mücadele içindesin. İki de ikiysen neden bir değilim diyorsun, duygusal ilişkilerin oluyor. Üçü ne bir ne iki önemi yok. Bir koruyucu. Üç Jüpiter Venüs, bronz. Evet. Şimdi bu peki çalışmalar neden var? Bunlar gerçekten arkadaşlar deniyor ya işte auramdaki enerjiyi, haritamdaki eksik enerjiyi gerçekten kapatan aura jeneratörleri ve bunlar hem bir pandül hem bir aura jeneratörü boyunda takılıyor her zaman için. Evet. Kalp şakresinin bulunduğu bölgede. Ben vücudumdan şimdi ayırdım. Yani aylardır bu mesela benimki çok sade bir pandül. Ama bir şey fark ettim demin konuşurken benim haritam pandül zaten. Tabii yotraldan oluşuyor. Yani tamamen bir şey çiz benim haritamı bir pandül yani neden ben bu işle uğraşıyorum? Neden bütün aslında bu bilgiyi ben gibi madalyona da yükleyebilirsin? Öyle şeyler de var. Amulet de diyebilirsin ama. Ama bunu ben bir depo olarak yani bir depo aracı olarak kullanıyorum. Enerjiyi içerisinde depolayan bir araç olarak kullanıyorum. Bir de şey pandül. Önemli pandül gibi yani kurşun gibi aşağı doğru ya yukarıdan alıyor auradan enerji aşağı. Ayaktan yanına veriyor. Aynen öyle. Tıpkı benim haritam gibi zaten o da öyle. Tamamen bir pandül. Bende ne 120'lik var hemen hemen karede yok. Mesela amuletlerde, onun için bununla uğraşıyorum. Amuletlerde sorun şudur yani talizman ve amuletlerde her zaman için yuvarlaktır. Enerji kendi içinde dönüşür. Bunda zaten o yuvarlağı kendi oluşturuyor. Evet yuvarlağı kendi oluşturup aşağıya veriyor. Bunların böyle bir özelliği var. Seninkinin özellikleri nedir? Benimki Omnium. Omnium değil mi? Benimki Betrea. O Betlehem o gün 21 Aralık'ta bu 108 tane yapılan yani.
Zeyno'nun platin artı omniumlu, yani o da Shiva oldu artık. Üzerindeki taşlar ve sembolüyle o başka bir kategoriye geçti. Shiva oldu. Benimki sade, aslında biraz benim gibi. Üzerinde Merkür var. Benim retro bir Merkür'üm var. Çok seviyorum. Her zaman herkes için kullanmıyoruz bunu. Özellikle retro gezegeni pek işlemiyoruz kancilerin üzerine. Ama benimki özel bir derecede olduğu için Arcturus'la kavuşumda bir Merkür ve Arcturus. Sinyayı aslında sinyanın gezegeni Merkür. Bunun sertifikası da varmış bu arada. Evet, sertifikası. Çok şık. Hepsinin numarası arkasında ama hepsinin arkasında, betlemlerin arkasında tarih ve Jüpiter-Satürn kavuşumu işaretleri de var. Her birinin tek tek numaraları var. Sertifikalarında da öyle. Çünkü o kişiye özel. Ben aslında çok bencilce bir şey yapıyorum. Benim yaptığım. Ben o haritalara göre bu pampirleri tasarlarken ben kendimi sağlatıyorum. O kişiyi sağlatırken. Aslında bencilce değil ki. Aslında çok bencilce belki. Tüm doktorların yaptı. Evet. Önce kendimi iyileştiriyorum. Evet. Hepimiz böyle yapmıyor muyuz? Evet. Ben kendimi iyileştirirken böyle şahane yapıyorum. Sen aynı şekilde Zeynep'e dinlemiyorsun. Esra'cığım bir hesabını söyler misin? Takip etmek istiyorlar Instagram hesabını. Babı Esra olarak görebilirsiniz. Beni bulabilirsiniz. Bab alt çizgi i Esra diye yazdığınızda görebilirsiniz. Babı Esra. Babı Esra. Seninki altın ve neydi? Benimki altın. Benimkinin içerisinde platin hariç bütün elementler var. Platini ben zaten kendimde taşıyorum. Benim ayım Sirius. Bak basit bir kullanımını göstereyim mi bunu? Lütfen, onu isteyeceğim hocam sizden. Şimdi arkadaşlar, okült bir pandörün kullanımı. Şunu yalnızca kapatmam lazım. Hı. Çevireyim hocam. Evet. İçinden geçireyim. Ben bu şekilde de kullanıyorum. Hı-hı. Hani avucumun içerisine alarak zincirin devamını, ama sizin tabii gösterdiğiniz kullanım çok da kıymetli. Hani geleneksel pandül gibi de kullanılabilir. Bunu geleneksel pandüle göre. Evet, biraz yazıktır yani. Değil mi Günler? Ne dersin? Evet, bu daha özel kullanılması gereken. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Günler Gaga sınıftasının başı. Yani Esra gerçekten harika bir kişi. Pandül demek istemiyorum ona, bir isim. İsmi bulamadık, evet. Yani, ama çok özel bir ismi olacak. Aura jeneratörü. Evet, aura jeneratörü diyebiliriz şu anda. Evet, gerçekten hani şurada yayın yapmadan önce yapılan çalışmalarda bile nasıl cevap verdiğini ve hangi haritaya nasıl çalıştığını bize anlattığında gerçekten ben de çok etkilendim. Eğer haritanızda eksik element olduğunu veya zarar gördüğünüz, zorlandığınız, tıkandığınız alanlar olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle böyle bir şey çalıştırın. Ve eğer simya ile, okültizmle ilgileniyorsanız bence bir tane edinin derim. Çünkü çok faydasını göreceksiniz kendi yaşamınızda özellikle. Bazen soru soru cevabını bulamayız. Astrolojide de hani evet, horariden veya işte o anın haritasından pek çok şeyin cevabını aramaya çalışırız ama bir yerde de yukarıdan işaret beklediğimiz zamanlar olabilir hayatımızda. Öyle durumlarda bu özel aura jeneratörüne soru sorabilirsiniz ve cevabını alabilirsiniz. Mesela 33 milim yüksekliği. Yani her türlü sayı aslında bunda yapım sayılır. O yüzden bunların gramları özel. 33 pandil olmuş diyor. Pandil demek istemiyorum. Jeneratör olsun. Kuzey albümü sayısı. 49, 54 santim zinciri mesela. O bile hani. 8, 33. Yapım sayıları öyle. Kendi içerisindeki ebatları, benim kullandığım gramajlar onlar. Bazıları çok teknik olabilir ama onlara kadar bütün sayılar aslında burada önemli. Tamam, yayın kaydedilecek, merak etmeyin. Şimdi en basitinden evrende bir şifre vardır arkadaşlar. Uzay zaman mekaniğinde her şey matematikte çalışır. Astrolojide de matematik vardır. Etrafınızda görmüş olduğunuz her şeyde pi sayısı, altın olan pi sayısı ve bunun yanında etrafınızda her şeyde belli oranlar vardır. Astroloji bu evrensel ve uzay zamandaki gizemli matematikte, simya da bu matematiğin insan ruhuna faydasıyla uğraşıyor, değil mi Esra? Şimdi 54 santim miydi bu? 54 santim. 108'in yarısı yani. 108'in yarısı. Neden 54? Çünkü Sanskritçe'de kaç tane harf var? 54 tane ana harf var. Dişi ve erkek. Shiva ve Shakti olarak çarpı 2, 108.
108 sayısının gizi olarak girerseniz daha neler göreceksiniz? Aslında şimdi, derslerde anlattık. Evet, 108'e de tabii. Derslerde çok güzel oluyor. Evet, frekanslarda evet. ilgisi var 108. Birinci evet, sınıflarda da var değil mi? Birinci sınıflarda da var evet. Anlatılıyor. Aa, bu arada senin yeni sınıfın açılacak. Biraz anlatsana hayırlı Bega. Hayırlı olsun. Biraz anlatsana Bega. Teşekkür ederim. Evet, 2021 itibariyle bir sınıfımız daha açılacak. 23 Şubat itibariyle açılıyor. Temel seviyeden başlıyoruz yine. Merak edenler veya eğitim almak isteyenler, artık astroloji bilmek isteyenler gelebilirler. Nereye müracaat etmeleri gerek? Bugün bir duyuru paylaşacağız müracaat için. Oradaki mail adresine başvurabilirler. Dönüş yapılacak. Tabii ki doğum haritalarına göre dönüş yapılacak. Uygun şey, olanlar. Evet, uygun olanlar. Çocuklarımıza pandül yaptırabilir miyiz diye soruyorlar. Çocuklarına yaptırabilirler. Baby pandül diyoruz. Haritalarına göre. Haritalarına uygunsa. Haritalarına göre yapılır. Haritalarına göre yapılır. Ama doğum saatinin ilk önce Esra Hanım tarafından onu evet. rektifiye edilmesi, o haritanın doğru çıkartılması, sinyalsel olarak onun ama bir 15 yaş sınırı var 15, sanki. 15. Evet, 15. Yani çocuk dediğimi aslında ben 20'nin öncesindeki herkese ben çocuk dediğim için yani bey eğer ergenlik öncesi soruyorlarsa hayır. Ergenlik sonrasından gençliğe evet. kadar evet. Bizim ergenlik dediğimiz şey ama tabii reşit olmanın dışında bir şey. Yani ergenliği biz başka türlü... Şimdi biz sinyacılar biraz çocuğa farklı baktığımız için o zaman şöyle söyleyeyim. Yani 0-14 yaş arasındakileri uygun değil. 14'ten sonrasını uygun. Yani biz tabii onların çocuk anlayışı benim bakış açımıyla farklı okuyup... O yüzden söyleyeyim, hatırlatmak istedim hocam. Bizim için... Her varlık. Yurt dışına sipariş yapılabiliyor mu? Şimdi onu Rıfat Beyler cevap verirler. Çünkü ben sadece tasarlıyorum. Bunlar her türlü şeyle onları uğraşıyorlar. Yani yapımıyla da evet tabii ki uğraşıyorum ama bu satış meselesi benim çok dışında. Tamam. Bazı yerlere ama gönderdik ya, pandemi olmasa tabii çok rahat gidiyor. Olabilir. Devamlı gelen giden birileri var. Nereye, hangi ülkeli olduğun onu Rose Diamond'la özel bir şekilde belki evet. değerlendirilebilir. Bana yazsınlar. Hangi ülkeyse ona bakalım. Ben şundan dolayı mutluyum. Bizim akademimizin simya kolunun bunları yapması önemli. Oğuzhan Ceyhan Astroloji Akademisi'nin simya bölümünün başkanı Esra Hanım ve simya laboratuvarı var. Ve simya ile uğraşan öğrencilerimizin başkanlarıyla beraber, ki başkanları böyle bir yani deha olunca önemli olan, çünkü bu ilimler ölmekte olan dünya üzerine gerçekten. Yani insanlar simyadan konuşuyorlar ama spekülatif simyadan konuşuyorlar. Esra, operatif simyayla ulaşmak önemli. Yani şunu dökmek önemli. Bizi birlikte evet. Yani. Jüpiter Satürn kavuşumunda bunu gerçekten dökmek. İçindeki simyasal materyalleri doğru yeni ayda, doğru dolunayda, gecenin köründe, şey, 2.30'da, 3'te Ermeni ustalara döktürüp onun o simyasal birleşimi yaptığını, bunlar önemli. Gerçek simya budur. Basit bir kullanım örneği göstereceğim. Bakın arkadaşlar, bunlar bir aura jeneratörü olduğu için bunu klasik bir pandür olarak da kullanabilirsiniz. Enerji dengeleyici olarak klasik bir pandür veya klasik bir enerji dengeleyici olarak kullanabilirsiniz. Ama bence yazık olur buna. Soru sormak, bir şeyi aramak için. Yani evet, soru sormak, bir şeyi aramak için, bununla su bulmaktan, altın aramaya kadar her şeyi yapabilirsiniz. Dur. Enerji bana çok güzel. Zihinsel olarak çok güzel enerjiye şey veriyor, tepki veriyor. Hareket. Soldan sağa. Hareket. Bak çok güzel yapıyor. Yani zihinsel olarak seninle bağlantı kurabiliyor. Soldan sağa. Çok güzel. Dur. Bunu yapabilmesi gerekiyor. İyi pandürün. Dur. Ön arka. Hocam derste bütün sınıfın pandülünü kontrol edebiliyor. Tabii. Öyle ön arka değil. Yapabiliyor bunu. Bak evet. Çok güzel. 200 kişinin birden pandülünü kontrol ediyor. Zihinsel kontrol alanını çok rahat kullanabilen bir pandül. Bazı arkadaşlarımız tabii Instagram yayınları çok tecrübeli olmayan artık Allah Allah nasıl yapıyorlar diye bile. Okült bilgiler o kadar da zor değildir. Dur. Şimdi bu pandülün doğru çalıştığını yani zihin iletişimini çok rahat kurduğunu gösteriyor. Dur. Şimdi bu zihin iletişimini doğru kullandım. Ama bu tip pandüllerde derslerde daha çok, daha iyi anlatıyoruz. Bakın parmak kullanacağız. Şu görmüş olduğunuz işaret parmağı, boğumlarınız var. Derslerde anlatıyorum, ders gibi olsun. Dış boğumlar her zaman yak, iç boğumlar her zaman yiğittir. Birinci boğum yak, ikinci boğum, yani şu ortadaki boğum, evet. Şurası yiğit.
Yang ve Ying. Yang ve Ying olarak düşünün ve parmaklarınızın güç tipleri vardır. İşaret parmağınız en güçlü parmağınız ve baş parmağınız yapabilirlik parmaklarınız olarak işaretliyorum. Orta parmağınız en güçlü ve baş parmağınız. Ama çoğunlukla pandülde sağaltım ve dengelemek için işaret parmağını kullanırız. Yang oldu mu dışa doğru, soru cevap için Ying oldu mu içeriye doğru kendinizi sağaltmak, enerjiyi dengelemek için kullanırız. Basit bir örnek yapacağım ben şimdi burada. Sen de yapabilirsin Esra kendine. Bakın nereye aldım? Yine aldım bunu. Bunlar bilinmez tabii. Yani bunlar YouTube videolarında veya Google'da falan bilinecek şeyler değil. Bunlar okültizm, biraz gizemcilik, biraz eski kitaplar, biraz fümer tableti falan bu tip işlere girmek gerekir bunun için. Bakın şu anda yinde. Duruşuna bakın. Duruşuna bakın. İki parmağın duruşu tamamen. İki parmağın duruşunu tamamladınız ve direkt olarak öbür elinizi kullanıyorsunuz. Yani ben sol elimi kullandığım için sola taktım, sağa aşağı getirdim. Basit bir şekilde dengelemek istiyorum kendimi. Biz bunu tabii ki reikiciler bilir, biraz böyle kukaiciler bilir. Enerjiyi dengelemek için kullanılıyor. Enerjiyi dengelerken de pandül başta gidip ne yapıyor? Öne ve arkaya hareket ediyor direkt olarak. Bir süre sonra bu döndürmeye başlayacak kendisine. Kendisini döndürmeye başlayacak. Şu anda terse doğru. Yani saat yönünün tersine doğru dönüyor. Saat yönünün tersine dönüyorsa demek ki şakralardan birinde bir ters dönüş var. Bir ters dönüş var. Bunu dengeleyecek. Bunu dengelemek için ne yapıyor? Yine kendi serbest bırakıyorsun bunu. Yeniden aynı dengeleme hareketini yapıyor. Bir süre sonra da saat yönüne doğru dönecek. Saat yönüne döndüğü anda da pandül aurana dengelemiş olacak. Şimdi ne yapıyor? Bu saat yönüne doğru dönmeye başladı. Saat yönüne doğru dönmeye başladı. Hızlanacak. Ağır bir pandur. Çok güçlü. Bu Shiva sınıfları biraz fazla güçlü bir pandur. Ağır olduğu için dönüş hızına biraz beklemek gerekiyor. En basit çalışması bir aura jeneratörünü böylece paylaşmış oldum. Çok teşekkürler. Başka günler söylemek isteyen, senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Sen de kullanıyorsun. Zeynep Hoca'nın sivil sınıflarının başı. Zeynep Hoca'nın. Bunu yazdım yapmıştım. Evet. Evet yani ne denir ki? Kişiye özel zaten her şey farkındalık için. Bunların hepsi farkındalık aracı. Yani illa bir pandönünüz olsun yoksa farkındalıksız kalırsınız ya da değil. Ama tabii ki bu ilimler tamamıyla iç içe. Yani simya ilmi, astroloji ilmi bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı olduğu için farkındalık tek bir noktaya odaklı değil, pek çok yerde edinebileceğiniz bir şey ve daha sonrasında istediğiniz kadar açılabileceğiniz bir okyanus. Ne kadar açılmak istediğiniz tamamen size bağlı. Ama bilgi derya. Bir de ben bu videoyu şuradan dolayı istedim. Şimdi bazı arkadaşlarımız yetkin bilgi sahibi olmadan pırlanta kullanma, yakut kullan, safir kullanma, ya mesela geçen kullan, gün böyle doğru bir şey değildir. Herkes her şeyi kullanır. Ve doğrusunu kullanmak, gerçeğini kullanmak o çok önemli. Mesela şu son dönemlerde böyle sosyal medyada bir şey oldu bu safirle alakalı özellikle. yani bir kuyumcu arkadaşım var, biri şey yapmış. Safir üzerine getirmiş, bu çok uğursuz, bunu alın, ben bunu değiştirmek istiyorum diye. Bir böyle bir algı oldu. Yani bunlar çok yanlış şeyler, çok yanlış algılar. Sadece her şeyin yeri ve zamanı var, kullanma yeri var. Yani o senin için çok iyi de olabilir. Başkalarının sözüyle değil, gerçekten profesyonel bir insana gidip ilk önce harita baktırmanız gerekiyor. Veya bir astroloji eğitiminden geçmeniz gerekiyor. Sonrasında zaten anlayacaksınız. Eksiği, artıyı. Onun bunun sözüyle değil, kendinizde bir biliş olacak. Pandül alımı için soru geliyor. Evet. Babı Esra Instagram adresinden alabilirsiniz arkadaşlar. Esra Hanım, evet. Yazabilirsiniz oraya. İletişim kurmanız gerekiyor. Ama bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Herkese satılacak ürünlerdir. Yani evet. O haritalarında bazı kişileri satmayabilir. Evet. Yani. Uygun olanlara çalışma yapılıyor. Ben diyeceksiniz. Ben diyeceğim ki hayır demiş. Evet. Bazına ihtiyacı yok. İhtiyacı yani bunu şey gibi düşünüyorum. Eğitim olarak soruyorlar hocam. Yani pandül eğitimiyle ilgili sorular geliyor. O bizim ileri sınıflarımız oluyor. Astroloji, simya dönüşüm, Valhalla sınıfları gibi yani bizden birinci ve ikinci sınıflarda.
o 40 sınıflara gelecek olan, yani sıfırdan kişi alınmıyor. Bir de bu pandüller. Yani bu bir Instagram'da bir satış videosu falan değil. Böyle bir şey zaten bizim akademimiz istemez. Bu pandül kişi ister doğum günü, doğum saati, doğum dakikasına göre Esra'na diyebilir ki yani kusura bakmayın. Gerek yok. Evet. Ama bazına diyebilir ki şu pandül gerekli. Bu pandül gerekli. Belki bu taşı kullanın. Belki çok özel bir Shiva sınıfı bir pandül gerekir. Belki Betreham, Betreham'lar özel. Betreham'lar çok müthiş. Yani kişiyle alakalı herkesin de ihtiyacı olacak diye bir şey yok. Yani herkes de taş kullanmak zorunda değil mi Esra Başkan? Kesinlikle. Biz olaya böyle bakıyoruz. Yani bu şey, bir satış, pazarlama falan olayı değil. Bilgi için yapılan. Soru sormak için kiminin enerjisi o kadar özeldir ki ucuna, ipin ucuna bir tane teneke yüzüğü bağlar. Veya şuradan bulduğu çakıl taşını bağlar. Onunla suyu da bulur. Aradığı her şeyi bulur. Bu öyle bir şey değil. Hayatında o kadar iyidir ki gezegenlere biraz dokunmaya bile gerek yoktur. Değil mi Zeynep? Evet, evet, evet. Bu biraz kişinin ağırasındaki o enerjiyi güçlendirmeye yardımcı olmakla evet, alakalı bir şey. Eksik enerjiyi tamamlamak için. Evet arkadaşlar, sorusu olan varsa bayağı şey, Rose Diamond'ı alamadık. Ben onlarla ayrı bir canlı yayın yapayım. Onları çağırdım ama ulaşamadık. Evet, Esra Hoca'nın Instagram hesabından kendisine ulaşıp sorularınızı iletebilirsiniz arkadaşlar. Çok yoğun çalışıyorum. Evet. Ne olduğu kadar hani şey yapmayın, hemen cevap veremezsem de unuttu demeyin. Mutlaka cevap vereceğim, yani aradan zaman geçse de cevap vereceğim. Astroloji Simya Dönüşüm şu anda Valhalla sınıfıyla devam ediyor Oğuzhan Hoca'nın. Yeni bir simya sınıfı açılmayacak şu dönemde. Olursa önemli eğer yok. Zaten Oğuzhan Hoca kendi sosyal medya hesaplarında paylaşacaktır arkadaşlar. Evet, yani akademi öğrencilerine yönelik açılıyor. Alınmıyor. Yani bizim en az temel seviye. Yani dışarıdan bir başka okuldaysanız almıyoruz. Bizim akademimizin öğrencileri alınıyorsunuz. Evet. Sevgili Karın, hep dostluk ve mutluluktan Aşk ve Karın 2021 ne kadar doğu gezegen kombineleri olsa da bir kısmımıza çok iyi gelecek. İnşallah o umurlu insanlardansınızdır. Sevgiler. Sevgiler arkadaşlar. Hoşçakalın.